Öksüz kalın, vatan topraklarında soyunuzdan bir canlı kalmasın. Yarrak gibi tek başınıza dönün oraya, dönün buraya. Amını ruhunu sikeyim. İki çet ettirmeden kapattıracaksınız. Ha? Vallahi billahi ya. Ya niye zıplıyorsun? Muzo pezevengi, niye zıplıyorsun? He? Ananın kulağına krem fışkırtayım. Niye zıplıyorsun? Orospunun evladı. Nalet iblis seni. Demek ki gerçekten şunu söylemek gerekiyor. İnsan hakikaten orospu çocuğu olamıyor, biliyor musunuz? Orospu çocuğu doğuyor. Bunlar orospu çocuğu olarak doğmuşlar, evet. Ya mikrofona zıplayana ağır küfür edeceğiz. Evet, ağır küfür edeceğiz arkadaşlar. Mikrofon istiyorsanız verelim, mikrofon istemiyorsanız zıplayıp tekrar bırakmayın. Olsun güzel kardeşim, ne yapacaksın işlerin nasıl olduğunu? İzmaritspor ne yapacaksın? Kazandığımız paraya ortak mı çıkacaksın? Allah Allah. İşleri benden çok soruyor ya. Bu nedir ya? Yapmayın sayın kardeşim. Etmeyin. Oktaycığım tamam anladım. Sağ ol Oktay'ım. Otur. Flüt çekme Oktay. Gözlerimiz ağrıdı. Bak vallahi billahi zor duruyoruz sandalyede. Yapma be yavrum ya. Bir defa yaz. Bak biz bir dünya okul okuduk. Bir dünya üniversitenin sıralarında, tahtalarında imzamız var. Sen oraya ne yazarsan biz görüyoruz. Bir kere yaz yeter. Ne diyor? Sönmez dayı. Sana hiç üfleyen oldu mu? Ne yapacaksın yavrum? Başımı mı tutmak istiyorsun? Ha? Komisyonumu mu almak istiyorsun? Ne yapacaksın? Boynuzunu siktiğimin evladı seni. İşi gücü bıraktın, yeryüzünde bütün sorunu bıraktın. 30 Mart seçimlerini bıraktın, AKP'yi, CHP'yi. Şimdi bana üfleyen oldu mu, olmadı mı? Gel, gel, gel. Mına kodum. Evet, ya dün akşam bir tanesi vardı. Dün akşam bir tanesi. Sesi çok güzeldi. Özelden yarım saat yazıştım. Onun niki neydi? O, aleyküm selam güzel kardeşim, hoş geldin. Sesi çok güzeldi. Sesi çok güzeldi. Açelyen miydi? Allah Allah. Efendim Dilaverdi. Efendim. Efendim. Aleyküm selam vatansever kardeşim. Şu internet aleminde unutamadığım bir olay var. Var abisi var. Var, gerçekten var. Unutamadığım olay var. Burada baba kız chat yapıyordu. Baba kız chat yapıyordu burada. Gecenin ilerleyen saatlerinde biz de o zamanlar oda falan böyle hani dolaşıyorduk. Odalara girip küfür ediyorduk. Biliyor musun? İşte kızın biriyle tanışmıştık. Kız kendine kabak soktu. Kabak. Büyük kuzu kabak soktu. Aspendos mu gelsin canım? Aspendos iyi geceler. Aspo. Hangi nickin altındasın Aspo? Aleyküm selam. Hangi nickin altında Aspo? Bodyguard mı? Ben göremiyorum Bodyguard'ın nickini. Ya da siktir et boş ver ya. Geldi gitti büyük bir ihtimalle. Bakayım girip çıkanlar arasında var mı? Yok. Yahu kızım babası efendi adamdı. Kızın babası efendi adamdı. Ulan biz söz verdik şeyi de yollamadık. Vay anasını ya. Ne diyor? Dayı sesini anlamıyorum. Neden? Sen hangi dil anlıyorsun? Ben o dil konuşayım sana. Almanca konuşayım, Fransızca konuşayım, Arapça konuşayım. Kulaklığını sikeyim. Ben ne yapayım kulaklığım bozuksa amına koyayım. Allah Allah. Buradan şimdi eve servisimiz yok ki amına koyayım kulaklık yollayayım sana. Ao Fuat denen birisi var. Bak, Ağoğlu Furkan, sana bir şey söyleyeyim. Seni yatırır senin götüne kirpit çöplerini bir bir sokarım bak. Bir kirpit kutusunda 40 tane vasiti çöp var. Onları senin götüne sokarım. En sonuncuyu bir ateşlerim götünün içinde bomba gibi patlar amına koydum çocuğu. Ulan beni yeni yeni eserlerle mah. Ne diyor? Olmaz öyle şey, olmaz öyle şey. O iş bitti gitti. Ya işte o olay vardı internette bizim unutamadığımız olay. Efendim.
Sönmez bizim odaya. Asilay kardeşim, bizim tabii ki sizin odanız AKP odasıydı değil mi? Doğru mudur? Asilay kardeşim. Asilay kardeşim. Aleykümselam. Ülkücü odası, güzel kardeşim benim. Mehmet Birkon'un olduğu oda mı? Mehmet Birkon'un, aleykümselam. Arkadaşlar, adamın hası, adamın ham maddesi, adamın çekirdeği geldi. Kim geldi? Kim geldi? Ulan Sersebil dayı deyin ya, ne biçim adamsınız ya? Sersebil dayı geldi. Maskülen de geldi. Ay yak, Derya da geldi. Tutmayın lan beni. Hoş geldiniz. Gerçekten saygıdeğer arkadaşlar, ailemizin gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde oldukça dosta güven, dosta sevinç, düşmana keder ve hüzün veren tek oda. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Sersebil dayı, Maskülen kardeşim, Derya Hanım, üst düzey saygıyla selamlıyoruz sizi. Asil Ay kardeşim, Mehmet Birkon'un olduğu odadan mı bahsediyorduk? Mehmet Birkon'un olduğu odadan mı bahsediyorduk? Yok, şu o değil mi? Şimdi Asil Ay kardeşim, Mehmet Birkon'un açtığı odalar vardı. Biz oraya geliyorduk. Onun yanındaki yalakalar orada, hop. Bizi o tarz odalardan atıyorlar. Bizi o tarz odalarda tutmuyorlar yani. Onun içindir ki o tür odalara gelmiyoruz biz. Sonuçta bizlerin hepsi, burada gördüğünüzün 100 kişinin hepsi vatanını, milletini, devletini seven insanlar. Ya Mehmet Birkon Kadıköy ilçe teşkilatında çaycılık yapan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte yerleri silen, camları silen, götü yere yakın, bir karış götü yere yakın, çift boynuzlu pezevengin teki. Karısı bütün gün balkonda manita arar, kızı bütün gün iskelede bakar artık vapurdan birini ne salacak aşağıya. Kapkaççı, tinerci, pezevengin teki yani. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüz karası. Onu orada gördüğüm zaman, yani benim gibi vatanına, milletine, toprağına sadık birisi yaşasın Japonya diye bağırasım geliyor yani. Hani onu orada görmek istemiyorum. Efendim canım, Derya Hanım emredin. Çay, ayran, kola, gazoz, limon, fanta, mantar kavuralım, sırtınızı kaşıyalım. Keçi boynuzu getireyim mi? Sen emret Derya Hanım. Rüyana mı girdim? Oh my God. Arkadaşlar, yüksek müsaadenizle 1 minute diyorum. Derya Hanım buyurun efendim. Mal sizde. Atlamayın lan. Atlamayın bir kirecik de ya. İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim. Gayet iyiyim. Yalnız dünü bugüne bağlayan gecede ben seni rüyamda gördüm. Sönmez Efendi. Şimdi konuyu anlatmasam diyorum, konuyu anlatmayayım. Yalnız şöyle bir şey var. Bir şu Yeşilçam artistlerden birisi var ya. Neydi adamın adı ya? Murat Soydan. Onun şeklinde geldin abicim. Harbiden onun şeklinde geldin. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar yakın veya uzak bilmiyorum ama çok güzeldi, ilginçti, güzeldi, evet. Daha derin konuyu anlatmak istemiyorum. Ben de saklı kalsın. Evet, onu anlatacaktım. Derya Hanım, kıvılcımı verdiniz götümüze, bizi burada yana yana bıraktınız. Ay yak. Şimdi Murat Soydan gibi gördünüz bizi. Genelde bana Yıldıray Çınar derler. Peki üstümde ne vardı? Çıplak mıydı? Öğlen miydi? Gece miydi? Sabahın ilerleyen saatleri miydi? Gecenin geç saatleri miydi? Normalinde ben bir bayanın yanına gelirken takım çantamla gelirim. Elimde bir çanta var mıydı? James Bond çanta. Elimde James Bond çanta var mıydı? Matrix gözlük var mıydı gözümde? Matrix gözlüğe de mi dikkat etmedin?
Patlayanların alayına savuracağım girsin lan. Şimdi üzerine böyle nasıl diyeyim? Boğazlı kazak gibi bir şey vardı. Yani boğazlı kazak değil de kazak değil. Böyle ince tişört şeklinde ama hani böyle boğazlı tişörtler oluyor ya, sweatshirt gibi bir şey. Öyle bir şey. Onun üzerinde güzel bir ceketim vardı. Kadife gibiydi. Yok, transparan falan değildi. Kadife gibiydi. Gayet şık giyinmiş birisiydi. Saçlar böyle yapılmış falan filan. Gayet şıktı. Rüyama o şekilde geldin. Artık nasılsın bilmiyorum. Görmedim etmedim ama o şekilde geldin. Yani geldin. Deme bunu. Daha sonra anlatsam olur mu? Olur. Şimdi Derya Hanım, gerçekten rüyanıza başkası girmiş olmasın. Yani benim öyle transparent kilotlu çorabım yok. Ben hayatımda öyle dediğin gibi şey giymedim. Boğazlı kazaktan nefret ederim. Anladın mı? Ceket özel günler hariç kesinlikle giymem, nefret ederim. Bilmiyorum, şimdi biz durumu çözemedik. Genelde ben manitama gittiğim zaman çok çabuk çıkarabileceğim şeyleri giyerim. Çünkü vakit kaybetmek istemem. Ben işimi asla aksatmam. Gözümde Matrix gözlük vardır. Elimde James Bond çanta vardır. Ve çok çok kolay çıkacak kıyafetler giyerim. Genelde çorap bile takmam ayağıma. Hani bir an önce mevzuya girelim. Efendim, Ferhat'ı tabii ki. Arkadaşlar, gene kırmızıya aldık odayı. Lütfen tanıdığınız arkadaşlarınızı söyleyin. Açalım. Ferhat kardeşim, neredesin sen? Ferhat 91. Tanıdıklarınızı söyleyin. Diğer kırmızıdaki arkadaşlar, özür diliyoruz sizden çünkü yine başladı kahvenin evlatları. Bırakmazlar ki muhabbet edelim. Kimsenin aşına, kimsenin çorbasına karışmıyoruz ama bırakmıyorlar işte. Natural Hanım zaten odadaydı. Yoksa gitti geldi mi kendileri bir yere? Ulan Natural Hanım, ne çok geziyorsun. Bir gecede 40 oda geziyorsun ya. Başka yerde piskilet mi veriyorlar sana amına? Otur iki muhabbet yapıp defolup gideceğiz de. Allah Allah. Evet, Derya Hanım, gerçekten çok enteresan bir rüya görmüşsünüz. Hayırdır inşallah. Vallahi billahi hayırdır inşallah. Bahsettiğiniz gece mi oluyor? Gece mi? Gece miydi bu dediğiniz mevzular? Efendim, verirsen bir akıl isteyeceğim bu konuda. John Sins yok güzel kardeşim. Johnny, o ne biçim bir adam ya? Mikrofon verelim sana deli çoban. Buyur kardeşim. Şimdi Nurca kardeşim, Nurca da nereden çıktı? Özür dileyeceğine mikrofonu bir alsana kardeşim. CTRL'ye basıp alacaksın yani. Kastamonu kardeşim, Kastamonu. Kastamonu merkez, otobüs duraklarının arkasında, terminalin arkası, kiraz kafe. Kaç defa söyleyeceğiz bunu ya? Ayıptır ya. Mikrofon almaktan vazgeçtin galiba. Biz gelelim şeye, Derya Hanım. Derya Hanım. İsterseniz özelden biz devam edelim. Yani devamı var mı rüyanın? Yani ben öküz gibi gelip selamun aleyküm deyip geri mi gidiyorum? Yoksa gelmişken oturup seninle efendime söyleyeyim televizyon mu seyrediyoruz? Çekirdek mi yiyoruz? Doğrudur. Sen çobancım oradan açıkla. Kimin reddini al demişti birisi? Ya boş ver, herkesin reddini alalım. Siktir et, bana küfür ediyorlar. Ben yiyeyim küfür amına koyayım. Millete ayıp günah ya. Neyse boş verin, bizim yüzümüzden millet yemesin bari.
Olduğu kadar idare edelim artık. Yapacak bir şey yok. Olsun olsun boş ver ya. Etsinler küfürü siktir olup gitsin orospu çocukları. Ne yapayım daha? Yapacak bir şey yok yani. Valla zıplayanın da yuvasının amına koyayım ben. Aha elim yandı. Merhaba indir kardeş. Elim yandı da vay amısına koyayım. Nasıl olacak bu iş? Maskulen kardeşim sen odaya geldin büyük bir ihtimalle. Biz gaza geldik. Seni unuttuk bu arada. Maskulen kardeşim gelmemiş. Tüh. Ya maskulen nerede? Maskulen kardeş nerede? Ben mi geldi dedim? Vay anasını ya. Online değil. Doğru söylüyorsunuz. Ne diyor? Dayı bizi karıya götür. Vay amına koyayım. Adamın istediği muhabbete bak. Başka istekleriniz var mı arkadaşlar? Sönmez dayı bir kız arkadaşım var. Senin sesinle orgazm oluyor. Oğuzhan ne mezhebi geniş bir adamsın sen ya. Öldür o kızı amına koyayım. Git burada ne oturuyorsun oğlum çetmet yapı. Git o kızımızı öldür. Kendini öldür. Bir şeyler yap ya. Amına koyayım yaptığın çetin ya. Ulan sevdiğin kız başkasının sesiyle mastürbasyon yapıyor. Ayıp değil mi oğlum ya? Bu nasıl insanlar? Bunlar nedir ben? Neyse, neyse. Ya iyi de desene amına koydum kızı seni. Niye mastürbasyon yapıyorsun sen? Ya diskoya gittim o diskodaki amına kodumun karısı ödümü koparttı benim. Dilinin üstünde reflektörlü bir şey varmış. Senin ananı sikeyim dedim. Ağzından böcük mü çıktı ne yaptı? Bağrım yarıldı. Paraya attım kaçtım üstünden. Para üstü de almadım ya. Derya. Kur'an çarpsın ya. Bu karılar ağızlarından nerelerinde tutuyorlar o ışıklı şeyi? Gördün mü sen onlardan hiç? O ağızlarında bir vallahi ben de şaşırdım de. Ben öyle bir şey görmedim ya. İyi. Dilinde değil değil. Renkli be kardeşim. Renkli hani balık oltasına takıp atıyoruz ya gece reflektör gibi bir şey. Pirçing değil. Sokayım pirçingine. Pirçing civata. Nerede göreceksin karının ağzında pirçingi ya? Işıklı bir şey kardeşim. Işıklı ışıklı. Küçük yavru alabalık gibi amına koyayım. Yanıyor yanar söner bir şey. Korktum ya dedim. Böcük uçan çekirge mekirge mi çıktı karının ağzından? Tümen neyin nesidir o? Sen de gördün mü onlardan? Vallahi şaşırdım ya. Ha Derya Hanım'a bırakalım. Ya o ışıklı şeyi biz şeye takıyoruz ya. Benim köpeğimin vardı. Yani tasmasına takmıştım tam böyle boynuna. Geceleri mesela dışarı gasil giyin yaparken kaybolmasın diye. Yani Schokobananen 149,5 kilogram. Anladın mı? Anlamışındır. Evet. Şoko banane diye nick aldığına göre yani Almancayı biliyorsun diye düşünüyorum. Türkçesini söyleyeyim. 149,5 kilo. Tam olarak. Evet. Niye oha diyorsun kardeşim ya? Nesi var lan? Dışlamayın beni kilomdan dolayı ya. Allah Allah. Çok ayıp. Çok ayıp. İnsanın dış görüntüsüne bakaraktan böyle dışlanma falan yapılır mı abicim? Çok ayıp. Evim bu. Ben mi? Lütfen. Çok ayıp. Evet. Evet. Aynen öyle. Her neyse. Rüyama devam etmek istiyorum. Rüyama devam etmek istiyorum. Şimdi rüyamda şöyle oldu. Sen böyle takım elbise falan filan saçlar jölili böyle yapılmış edilmiş bir şekilde geldin selamün aleyküm dedin. Evet. Ben de böyle bir baka kaldım. Ve aleyküm selam dedim. Yalnız şimdi sen anlattığına göre hiçbir şekilde bu görüntüyle alakan yok. Ceket giymem diyorsun. Ne bileyim kadife ceket hiç giymem diyorsun. Boğazlı kazak onu da giymem diyorsun. Çorap bile giymem diyorsun.
Ayrıca çok böyle kibar bir halim vardı. Çok gerçekten çok kibar bir halim vardı. Sonra değişti tabii ki o halin ama gayet kibardı yani ilk tanışmamız. Sen değil miydin o? Ciddi bir şekilde söyle bakayım, değil miydin o? O zaman aksi karizmatik. Sen miydin yoksa olan? Yok ciddi ciddi ya. Rüyamda seni gördüm Sönmez Efendi ama rüyamı detaylarıyla burada herkesin önünde anlatmak istemiyorum. Çünkü düşündükçe bile yanakların kızarıyor. Yani olmaz. Şimdi sağ olasın Derya'cığım, yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Cipsi kardeşim, o nasıl laf öyle? Burası sanal chat odası, bizler de chat yapıyoruz. Tabii ki sen de mikrofon alabilirsin. Tabii ki sen de bizimle iyiyi kötüyü gördüklerini paylaşabilirsin. Gerçekten kalbimin bir tarafını tahriş ettin. Cipsi de nereden çıktı? Dipsi kardeşim. Mikrofon istiyorsan hemen mikrofonu vereyim sana. Eyvallah, ben bırakayım sana mikrofonu. Buyur güzel kardeşim benim. Öncelikle arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Kardeşlerim, yoldaşlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz selamımı aldınız. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Sönmez dayı sen ne iyi ki varsın. Geliyorsun burada. Bizi mutlu ediyorsun. Muhabbet ediyorsun. Sönmez dayıcığım. Allah senden razı olsun yani. Yani geldin buraya yüzümüzü güldürdün dayıcığım. Allah senden razı olsun. Allah da senin yüzünü güldürsün dayıcım. Eyvallah. Dayıcım buyur mikrofonu sana tanıyorum. Yaptığın bu dokunaklı konuşmadan sonra, bu duygusal ve dokunaklı konuşmadan sonra sana teşekkür ediyoruz. Gerçekten mikrofon talebini gördüğün gibi talep ettin ve aldın. Yani sağda solda yıkık, devrik, ezik, çarpık, eğik büyük topitoşlar, bu odada kimsenin benden başka konuşmadığını, bu odada kimsenin mikrofon alamayacağını söylediler. Onların analarıyla mavi leğende çamaşır çitiliyim ben. Bak burada herkes isteyen alıyor. Sadece burada zıplama yok. Adamın biri ne diyordu? Benim odamda red yok. Adam aldı mikrofonu 4,5 saat bana küfür etti. Be kardeşim, senin mezhebin genişse ben ne yapabilirim? Ben oda açacağım. Götün biri, tumanı yırtık orospu çocuğu bana 2 saat küfür edecek. Neymiş? Ben delikanlıyım. Ulan öyle şey olur mu? Allah Allah. Onun için herkes konuşabilir arkadaşlar. Gerçekten bizim burada mikrofon isteyen herkes konuşabilir. Şimdi Derya Hanım, Deli Çoban, senin mikrofonda bir sorunum var ama Derya Hanım çok affına sığınarak özür diliyorum. Deli Çoban, buyur kardeşim mikrofon. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Dayı, mikrofonu alamadım az önce. Atladılar arkadaşlar. Şimdi ben çekirgelerde bir şey paylaşmak istiyorum. Telefondan bağlandığım için alamadım. Dayı, eskiden biz pederle Voltron'u oluşturduk. Benim takıldığım tayfa hep pederin iş tayfası. 40 artı, 40 üstü. Şimdi ben üniversiteye bir geldim. Millet birbirini omuzluyor, kaldırıyor. Mikrofon yine gitti, pardon. Şimdi dayı, üniversiteye geldim. Herkes omuzluyor birbirini, arkasından iş çeviriyor. Böyle Ermeni'nin, Rum'un yağlı keteği, kaypak Müslüman'ı yoldan çıkarıyor diyorlar. Ben ayak uyduramadım. Sen bana bir akıl ver. 4 sene geçireceğiz daha. Sen bana bir akıl ver. Ben ne yapayım? Nasıl ayak uydurayım? Bu arkadaşlara saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar.
Saygı bizden güzel kardeşim. Ben ve arkadaşlarımdan dolayı saygı bizden. Şimdi hangi üniversitede okuduğunu öğrenmek isteriz. Kesinlikle yardımımız dokunabilir. Çünkü biz de Türkiye'nin birçok üniversitelerine gerçekten dirsek çürüttük. Maltepe Üniversitesi şurası be yavrum ya. Ben de dedim kim bilir nereden. Şimdi akıllı bir insansın. Senin konuşma tarzına baktım. Senin konuşma tarzın çok kurnaz, çok köklü bir insan olduğunu söylüyor. Şimdi itten köpekten uzak duracaksın. Sağdan soldan uzak olacaksın. Vay o oraya gitmiş, bu buraya gitmiş. Kimsenin işine karışmayacaksın. Gördüğünü görmeyeceksin, duyduğunu duymayacaksın. Dersine bakacaksın. Alacaksın üniversite diplomanı. Gelecekteki hayallerini gerçekleştireceksin. CHP'nin adaletinin amına koyayım. Bak şimdi orospunun evladı ülkemizin içinde nasıl oyunlar çeviriyor bak. Bak BDP'ye yani önüne gelen partiler ülkemizin içinde filmler üstüne film yapıyorlar. Be amına kodumun çocuğu sen üniversiteye okumaya gitmedin mi? Lafım sana değil güzel kardeşim sen kenarda dur yanlış anlama. Avradını siktimin evladı sen üniversiteye gittin okumaya. Anam baban ne günlerle sana 3-5 kuruş para gönderiyor ki oğlum üniversite okuyacak da mezun olacak mühendis, doktor, hakim her neyse bir şey olup çıkacak. Senin ananı eşek siksin. Ayranın yok içmeye. Amına koyduğumun evladı. Beyaz atla gidiyorsun sıçmaya. Polis taşlamak senin neyine? İbnenin evladı. Ulan devletin verdiğine canımız devlet ocağı, devlet tesisleri peygamber ocağıdır. Oğlum biz böyle gördük. Biz gittik 18 ay koç gibi askerliğimizi yaptık geldik. Bize küfür de ettiler, bize dayak da attılar, bize her türlü hakaret ettiler. Fakat biz kökümüzden şunu öğrendik. O elbise, o ocak peygamber ocağıdır. Ve ister inan, ister inanma ben iki tane, iki buçuk pideyi yiyen bir adamım bir defada. İki dilim ekmekle doyuyorduk orada. Bereketi var çünkü. O ülkenin vatandaşlarının vergisiyle yenilen bereketi var. Kutsal ocak. Şimdi üniversiteye gitmişsin. Amına koyduğumun evladı. Kulağında küpe. Tarkan sakalı, mandrake, kazıklı voyvodanın üçgen sakalını koymuşsun. İki tane de kaşar, amı götü otobana dönmüş kaşarı bulmuşsun. Bayrak elinde oraya, bayrak elinde buraya. Senin ben memleketteki babanı sikiyim. Amına koyduğumun çocuğu. Babanın üstünde 40 tane yama var. Ayakkabısı iki tane ayrı ayakkabı. Sen kalkmışsın, üniversite gençliği bu düzeni yıkacak. Hakkı eğilmez, susma, sırasa. Senin babanın amına koyayım ben, amına. Git üniversitede okuduğun mevzuyu oku en iyi şekilde vatanına milletine hayırlı evlat ol. Ananı arvadını sikiyim senin. Ha? İbnenin oğlu seni. Orası eğitim. Orası üniversite. Eğitim ocakları. Sen oraya gidip neyin siyasetini yapıyorsun? Pezevengin evladı. Ha? O rektörlerin anasını götünden sikiyim ben. Özür dilerim. Bir saniye. Vay amına koyayım boğazımız kurudu ya. O rektör orospu çocukları değil mi bu milletin çoluğunu çocuğunu birbirine kırdıttıran? Güzel kardeşim sen üniversite öğrencisi misin? Senin kimseyle işin olmasın. Sen oraya okumaya gitmişsin. Git oku derslerini yap. Çık geri dön gel. Bitti. Askerine insan polisine insan taş atar mı ya? Ya senin o elini ayağını sikiyim ben. Sen üniversite okuyorsun. Köyünde anana biri geldi mi o polis asker gelip ananın üstündeki adamı çıkartıyor ananı sikmesinler diye. Babanın amına biri koydu mu o polis asker geliyor. Sen de orada askere polise taş atıyorsun sapanla. Polis de sana gaz attı mı kafan yarıldı mı amına kodum polisi kafamı yardı. O polis senin memleketteki ananı götünden siksin amına koyduğumun evladı. He? Eğri oturup düz konuşalım kardeşim. Biz siyasetçi değiliz. Biz İnsan kaynakları falan okumadık. Biz vatandaşız ya. Elimizden geldiği kadar bizim konuşma tarzımız bu kadar. Bizden zaten bir sikim olmaz yani. Al. Bundan başka yok bizde kelime. Hani insanlar okuyor, üniversiteler, fakülteler, Allah Allah 30 yaşında. Biz okumadık kardeşim. Biz ekmeğimizi piyasada kazandık, sanayilerde kazandık. Belli bir yerlere geldik. Yetiştiren ustalara rahmet okuyoruz. Onların sayesinde ekmeğimizi yiyoruz. Peki
Benim kafama neden polis gaz mermisi atıp da kafamı yarmadı? Beni neden coplamadı polis? Benim üstüme Toma niye su fışkırtmadı? Kardeşim sen her şeyi devletten bekleyemezsin. Senin işin okula gitmişsin, üniversite öğrencisin, okuyacaksın kardeşim. Senin işin bakkal, okuyacaksın. Senin işin kasap, etini keseceksin. Allah Allah. Dipisi, şarkı mı söylemek istiyorsun? Dipsi arkadaşımızın sesi güzelmiş galiba. Doğru mudur Dipsi kardeş? Sesin güzel mi? Eyvallah güzel kardeşim. O güzel sesinden güzel bir eser alalım. Gerçekten. Tabii ki söyleyeceksin. Niye söylemiyorsun kardeşim ya? Her yerde, burada da yabancı insan yok zaten. Burada da hepsi aile sakin. Hepsi birbirinin her gün selam veren arkadaşlar. Ha farklı nicklerle aramıza giren traversler var. Şu an bizi seyrediyor. Yüzü kızarık orospu çocukları. Bak bak biri de burnunu kaşıyor bak. Amını ruhunu siktimin iki yakan bir araya gelmesin ulan sabahı görme. Gurbetteysen memlekette evin yansın. Doğalgaz patlasın. Yanın amına koyayım. Mahallen havaya uçsun. Orospunun çocuğu. He? Dipisi mal sende kardeş. Teşekkür ederim dayıcım. Allah razı olsun. Biraz sesim kötü çıkabilir. Hastayım dayıcım kusura bakma ama yine de söylemek istiyorum. Adını dağlara yazdım yârim. Bulucanlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim. Hem ağladım hem ağlattım. Gözyaşım kederden miydi yârim? Çektiğim kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım yârim. Tek dostum kadehler miydi? Özledim gitme deseydin yârim. Bırakma etme deseydin. Şimdi bakmazdım artık. Unuttum dayı gerisini ya. Hastayım. Kusura bakma. Yine de mikrofon verdiğin için teşekkür ederim dayıcım. Sağ olasın. Buyur dayıcım. Mikrofon senindir. Sağ olasın güzel kardeşim. En azından yüreğine sağlık. Senin sesinde bir lezzet hissediyorum. Ses kategorin 19-24 yaşındaki kızların götünden bardak bardak su akıttırır. Onlara kayarsın. Rahat ol. O tarz kızları yakaladığın zaman özele çekiyorsun. Aynen bu yârimi koyuyorsun. Tak kızdan iş alıyorsun. Bu ses iş yapar kardeşim. Eğer biraz bu sesi geliştirebilirsen, eğer gırtlağına küçük kıl ayarlar yapabilirsen, gerçekten senden ileride bir film olur. Sesin güzel. Var. Sesin içinde bulduk o lezzeti. Efendim. Ne diyor? Herkese mik veriyorsun. Çok demokrat. Var mı mikrofon isteyen? Yoksa siz istediğinizde biz vermedik mi? Mikrofon yani. Evladi Osmani. Eyvah eyvah eyvah. Bu nick bomba bir nick ama bakalım bakalım. Buyur kardeşim mal sende olsun. Selamünaleyküm öncelikle dayıcım. Bir konu hakkında senin bilgini almak istiyorum. Bu Çankaya Belediye Başkanı. CHP'den Çankaya Belediye Başkanı savaşımız İslam'la diye bir paylaşım yaptı. Bu konu hakkında bilgini almak istiyorum dayıcım. Teşekkür ederim. Şimdi ulan ne oldu bizim bugün odadaki arkadaşların da boğazı fena. Amına koyayım. Dere kurbağasına döndük. Bu ne biçim boğaz böyle? Az önce Çankaya Belediye Başkanı hakkında mevzuyu dile getiren arkadaşım, sana özellikle bu güzel sorundan dolayı şu çiçeği gönderiyorum bir abin olarak. Lütfen kabul buyur. Al bunu, saksıya koy, yaşat. Önümüzdeki günlerde de bir yere dik, en azından bu ülkede dikili bir ağacın olsun. Tabii ki Çapulcu kardeşim, şimdi güzel kardeşim. Çapulcu neredesin ya? Ulan Çapulcu her güzel şeyin arasına bir laf sokuyorsun. Aa benim böyle kafamı karmakarışık ediyorsun. Şimdi bak onların derdi tabii ki İslam'la. Biz onlara ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz peki? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mesela sen ne yapmak istersin? Mevzuları İslam'la olduğu için. Hayır yanlış. Yanlış.
Mazda'nınki yanlış, Karahanlı yanlış, Sankoz yanlış, tecavüz yanlış. Ben kısadan söyleyeyim. Ülkemiz kaç ilden meydana geliyor? Ülkemiz 81. Bravo. 81 ilin müftülerinin yarrağını bir paket yapacaksın, palete yükleyeceksin. Onun götüne bir bir sokacaksın. Hani meyve sıkacağına koyuyorsun ya, böyle dızızıt gidiyor. Dızızıt. O 81 ilin müftüsünün yarrağını bunların anasının namına sokacaksın. Bunların kadınları da konuşurken bu orospular, hadi namaz neyse diyor, başörtülüler bizim yanımızdan dik dik geç. Be amına kodumun ibneleri, kimin devletinde kimin hesabını yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti %95'i %99'u Müslüman bir devlet. Bu devlette Kur'an-ı Kerim de okunacak, Hazreti Ezan da okunacak, bu devlette imamımız da olacak, camimiz de olacak. Ya bakın sayın arkadaşlar, bakın. Hani CHP'li orospu çocukları 50 defa yüksek mahkemeye gittiler biliyorsunuz. Gitme sebepleri de Tayyip Erdoğan'ın tayfası öğrencilere din dersi vermiş. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi be güzel kardeşim, bakın Avrupa'nın aşağı yukarı 17 devletini tamamen gezdim. Hani her günde bunu söylüyorum, söylemekten de yalan olduk. Ve Avrupa'nın bütün devletinde okullar açıldığı zaman bütün sınıflardaki çocuklar kiliseye gider. İlk önce kiliseye gider. Kiliseden sonra okullarına girerler. Şimdi CHP, aha bu odada 100 kişi, 150 kişi. Efendim, tabii ki hemen Sersebil Dayı. Şimdi bu odadakiler sizin ta ananız avradınızı bilmem ne yapsın. İbnenin evlatları sizi. Bizim çocuklarımız Allah kelamı öğrenecek diye neden korkuyorsunuz? Yani bir de düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim öğrencilerimiz, ilkokul öğrencilerimiz eğer camiye gitsin, dünya ayağa kalkacak ya. Böyle bir şey olur mu? Ulan dinini bilmeyen insan olur mu? Dinsiz bir nesil olur mu? Sen çocuğuna ufaktan vatansever, Aspo'nun danasını avradınız kim, senin dananı avradınız kim? Bir defa yazdın, orospunun evladı gördük. İki defa yazdın, 300 defa amına kodumu çocuğu. Bağırtma beni gece vakti burada. Ne yapayım online olmuşsa? Gavata bak ya. Sanki Cumhurbaşkanı gelmiş. Amına kodum çocuğuna bak ya. Kendisi Asporos bu çocuğunun ya. Şeyden girmiş. Nedir onun adı? Vay amına koyayım. Ne paliydi bu ya? Yok ya. Ekspres'ten girmiş ya. Paltak Ekspres'ten girmiş İbne'nin oğlu. Birinin ikiyle de reklamını yapıyor. Pezevenge bak ya. Onun için burada Avrupa'da bütün ilk okul olsun, ortaokul olsun, hepsi kiliseye gider ve kiliseden sonra okullarına giderler. Yani sezon açıldı, zart kilise. Biz de arkadaş Müslümanım demeye korkar hale geleceğiz. Nasıl olacak bu iş şimdi? Ney? Ya o delisken pezevengi atıyorsun, namussuz pezevengin teki, ben ne diyeyim ona işte, al orospu çocuğu kovala kovala gitsin. Haysiyet yok, surat yok, cibiliyet yok. Orospunun çocuğu işte, anası belli değil, babası belli değil. Anan nerede desem anasını gösteremez bana. Anasını babasını bilmiyor ki orospu çocuğu. Amına koydumunun evladı. Fıçının kenarına terk edilmiş amına koydumun oğlu. Caminin yanında ağaca konulmuş piç. Ondan sonra da diyorlar ki seni leylekler mi getirdi? Senin ananı avradını sikeyim ben. Al kardeşim, al mikrofon isteyen kardeşim al. Ses yok kardeşim, ses. Selamünaleyküm dayı, sesim geliyor mu? Herkese selamünaleyküm. Dayı, ben şeyi soracağım. Bu CHP bu kadar din karşıtıyken niye seçimler yaklaşınca başörtülü vatandaşlarımızın videosunu çekip işte CHP'ye oy vereceğiz bayağı yaptı. Ya hacı, ses yok, öldürdün bizi ya. Şu sesini bir ayarla da ondan sonra al mikrofonu.
Harbiden ya. Bir de böyle sesi olmayanlar geliyor. Bir de böyle merak ediyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bir şey diyecek. Acaba ne diyor? Dinleyemiyoruz. Kötü bir durum. Yani lütfen bu ses ayarını burada denemeden önce abicim gidin, gidin. Palta help lobilerine, help roomlara. Orada öğrenin sesi ayarlamayı. Ondan sonra gelin be ya. Harbiden ya. Ya dayı ben şeyi söyleyeceğim ya. Bu CHP'nin amına koyayım da. Bu AK Parti nasıl? İyi mi? İyi mi? Siz bana onu söyleyin. Ben bu AK Parti'yi çok seviyorum da bazı ibneler sevmiyor. Bunların amına koyayım ben ya. Senin de babanın amına koyayım, amına kodumun evladı. Bomba olup gelmişsin buraya, millete boş zarf atıyorsun, birazdan patlayacaksın. Amına kodumun sala, çekmişsin nitroyu, tineri, baliyi, amına kodumun gogocu ibnesi. Horozda bu ne biçim binik ya? Bu nedir ya? Yalan söylüyor bu ibne ya, kolonya içmiş bu amına kodumun evladı. Ya Derya Hanım, Derya Hanım, sesim geliyor mu size? Deryacığım. Ya bir insanda böyle bir ses olur mu? Sen konuştuğun an bilgisayarımın her tarafında yeşil ışıklar yanıyor. Bu nasıl bir sestir? Bu sesi nereden çıkarıyorsun sen ya? He? Evet, ayrıyeten bir de şok haber geldi arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşalım. Geçen gün biliyorsunuz Diyarbakır'da hastaneden asansör çalanlar bugün de Batman AKP ilçe teşkilatının asansörünü çalmışlar. Çalanlar Emniyet Müdürlüğü, Batman Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre aynı hırsızlar. Ulan bu millete ne oldu? Asansöre falan binmeyin amına koyayım sayın arkadaşlar. Tuşa basarsınız asansör geldi diye atlarsınız, boşluğa düşersiniz. Asansörleri çalıyorlar şimdi de ya. Ya Resulallah bu Diyarbakır'daki vatan hainlerine fırsat verme. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Yalnız yazmayın, özelden biliyorsunuz bilgisayar donuyor. Efendim canım. Oğuzhan kardeşim, bilgisayarı gerçekten aldın, hiç ses seda çıkmıyor. Bir iki tane ne diyor, MHP'li misin? Mehmet Polat. Siyaset yapmıyoruz Mehmet. Tamam kardeşim, bir daha dene. Oğuzhan kardeşim sesin yok. Mikrofonunu ayarla öyle gel. Selamünaleyküm. Vay ben senin cibiliyetinin amına koyayım. Vay ben senin gırtlağının amına koyayım. At eşek mi besliyorsun? Baytar mısın sen? Amına kodumu çocuğu. Velefendi de seyis misin? Bu nedir ya? Ya şuraya dost giriyor, düşman giriyor, yabancı geliyor, gavur mavur geliyor. Ulan buna nasıl bir ses çıkarıyor bu ya? Altıma sıçtım, eve biri mi girdi dedim. Arkamda biri mi var? La ilahe illallah, bu nedir ya? Evet, lütfen. Mikrofonu aldığınız zaman karşınızda insan olduğunu unutmayın arkadaşlar. Atlamayın lan. Ya hayır, madem atlıyorsunuz, hani böyle mikrofonu almışsınız, elinize geçirmişsiniz, hani bağlantıyı böyle bir ispatlamışsınız abicim. Alın o zaman bir şeyler söyleyin ya, bir şeyler söyleyin. Yani bu nasıl bir şey ya? Sorma, asi karizmatik ya. Ben bile bu kadar atlamıyorum abicim ya. Bunların alayı böyle hüyum. Hayır yani aldıktan sonra bir şey anlatırlar yine başka olacak. Yine böyle bir normal bir ortam olacak ama atlayan atlıyor, ondan sonra tutuyorlar, bırakıyorlar, tutuyorlar, bırakıyorlar. Nasıl oluyor bu? Sokup sokup çıkarmak gibi bir şey mi oluyor? Anlamadım ki.
Şimdi Deryacığım, onu biz de anlamadık. Aleyküm selam Fatih kardeşim, hoş geldin, iyi akşamlar olsun. Ne bu cavşiyon sönmez dayı, azmik lazım. Al kardeşim, al. Selamun aleyküm, iyi akşamlar, sesim geliyor mu abi? Abi sana ufak bir sorum olacak ya. Bugün bizim orada bir parkta oturuyorduk abi, iki tane Rus gördüm. Rus'un biri döndü abi, bana şöyle ufaktan bir kafasını çevirdi abi, baktı gözü yeşildi. Gözümü kapattım abi, şöyle bir açtım, kör oldum ya, bunun sebebi nedir? Dayıcım, kısa bir şey söyleyebilir miyim sana zahmet? İzin olursa bir şey söyleyebilir miyim bu arkadaşa? Dayıcım. Ulan orusun sen, ana avradını götünden siktimin çocuğu. Git lan, başka yerde konuş şunları. Amına koydum, şurada ciddi şeyler konuşuyoruz. Ebesini, haysiyetini, ciğerini siktimin dalaksız orospu evladı seni. Siktir git, başka yerde konuş. Amına koydum. Dayıcım, teşekkür ederim. Yani enteresan ama konuşmaya çalışıyoruz ya. Vallahi billahi. Az önce Rus gören kardeşim, senin yaşın kaç ve nerelisin sen? Hayır, siz istiyorsunuz kardeşim mikrofon verilmiyor diye. Cipsi miydi neydi şeyin? Niki neydi onun ya? Cipsi miydi? Camako muydu? Tipsi, Tinky Winky ne? Ha, kavçuyon, cavçuyon. Yaşın kaç ve nerelisin sen? Ona göre o Rusların sana baktığı zaman gözünde olanları söyleyeceğim. Amına koyayım, bekle ki yazsın şimdi. Ne zaman yazar bilmiyoruz ki. Yazar mısın bugün onu kardeşim? Yani bugün biz tezgahı kapatana kadar yazar mısın? He? Lan kafe sonası gülü şöyle. Yazmadın. Şimdi kardeşim 18 Mersin, tamam. Bak şimdi Oruz seni gördüğü zaman elinde büyük bir ihtimalle fındık fıstık vardı amına koyayım. Buna atayım mı atmayayım mı diye merak etmiştir. Ulan siz bir turist, bir yabancı gördüğünüz zaman niye öküz gibi saldırıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız lan siz? Yani o size bakmıyordur. Siz bakıp sikinizle mikinizle oynamışsınızdır kesin. Ya bu Türkiye'de hep böyle. Az bir şey sağa sola açık karı gördün mü hemen erkek bıyığıyla oynuyor, sikiyle oynuyor. Oğlum manyak mısınız lan siz? He? İmmim yok abisi, doldu, ekran doldu. Konuşa iki muhabbet yapıp sikir olup gidecektik burada ya. Böyle muhabbet olur mu ya? Hasancığım, valla bitti Hasancığım. Burası şey değil, Güzin ablanın tesisleri değil. Sikerim böyle muhabbeti, kafamız şişti ya. Tuvalete gidiyorum. Dedi ki alayınızın amına koyayım. Bak Ebiçu, 200 kişiyiz. 200 tane yarakla kapınızın ziline basayım. Kapınız ding dong yapsın. Anana bir de yaraklarımızı çıkaralım 200 kişi birden. İşte o zaman ananın suratı ne hale gelir? Sen düşün. Avradını siktimin herifi seni. Sana burada kim ne dedi de sen milletin amına koyuyorsun? İblis oğlu iblis. Namussuz. Kanı dini beş para etmez orospunun evladı seni. Ammasına kodumun papazı seni. Ha? Sana kim ne dedi lan burada? Sen milletin amına koyuyorsun. Orospunun evladı seni. Senin zürriyetini, cibiliyetini KYS'yi seçtiğinde atar sikerim iblenin oğlu. Bana kodumun papaz dedesini siktimin evladı seni. Ses gitti amına koyayım. Nasıl olacak bu iş ya? Efendim, alın mikrofonu. Evet. Ne diyor? Hiçbir şey, ekranı görebiliyorsam şerefsizim. Yazıları görüyorum, beynim durdu. Hiçbir şey algılayamıyoruz. Pislik. Anlamıyorum ki. Bakıyorum, okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum. Böyle ettiniz biz en sonunda. Ne diyor? Vallahi doğru söylüyorsun. Sen gerçek üniversite öğrencisi misin? Mikrofon mu istiyorsun? Ali Furkan, üniversite öğrencisi misin? Ali Furkan, tamam güzel kardeşim. Al sen üniversite öğrencisi olan Ali kardeşim, mikrofon sende. Sönmez efendi. Sekreterlik yapabilirim. Okumam gayet hızlı. Sekreterlik yapabilirim. Yani sen okuyamıyorsan ben sana tek tek okuyayım cümleleri. Nasıl olsa sesimle fena değilmiş.
Yapabiliriz değil mi böyle? Abicim, şu odaya böyle flüt şeklinde yazmasanız, hani tane tane yazsanız hepimiz okuyabileceğiz. Öyle bir durum da var ama. Yani. Bırakabilir miyim mikrofona? Kim alacaktı? Ali Furkan alacaktı değil mi? Alabilecek mi sizce? Tamam. Bıraktım. Dayım ilk boştayken ben bir şey soracaktım. Bende Facebook'ta bir tane sönmez ekli de çekirge resmi var, profil resmi olarak. O gerçek mi acaba, onu bir söylesen bana. Saldım iki. Dayı, bu üniversitede bir çocuklar var, anasını sikeyim, bir çocuklar var. Yemin ediyorum, bu zengin orospu çocukları yok mu zengin? Geliyor mu ses, geliyor mu? Ses geliyor mu şimdi? Ya sikerim azını, duyuyorsunuz, duyun amına koyayım. Sikerim sesinizi. Moruk, bir zenginler var anasını satayım. Mercedes'ten iniyorlar, okula geliyorlar. Bir bakıyorum anasını satayım, babası milletvekili. Bir bakıyorum anasını satayım, babası iş adamı. Hepsi baba parası yiyor, anasını satayım. Onları da hepsi gidiyor karıya, hepsi gidiyor kerhaneye. Biz kaldık amsız moruk. Amsız kaldık, amsız. Furkan kardeşim, sen amsız kalmaya mahkumsun. Sen cami duvarını işemişsin kardeşim. Buyur dayıcım, mikrofon senin. Mikrofon cünüp oldu gitti amına koyayım. Mikrofonun içine sıçtık bu akşam ya. Vallahi cünüp oldu gitti ya. Ali Furkan, üniversitede olduğunu söyledin. Millet Mercedes'te geliyor dedin. Kız sikiyor dedin. Şimdi sen bu odaya girerken ne okudun? Burası Dostlar Kerhanesi mi? Burası Şen Baba Pavyonu mu? Burası Gel Omuzla Götür Kerhanesi mi? Amına koyayım, senin gibi üniversite öğrencisinin aklı fikri sikinde olan geri zekalı orospu çocuğu. Az önce dedik ki, az önce git git oku gel amın oğlu. Git oku gel. Gittin sikini düşünüyorsun. Herkes sikiyor, ben sikemiyorum. Fakir orospu çocuğu. Demek ki paran yok. Sefil. İlahe illallah ya. Evet, şimdi mevzuyu değiştirelim az bir şey. Çünkü gerçekten vodka mısın, vişne misin? Niye flüt çekiyorsun lan? Allah Allah. Bulut kardeşim, ne soracaksın? Bulut kardeşim, sen de son olarak al mikrofonunu sor. Tamam mı Bulut? Sen de sor, bu olay bitsin. Ya Sersebil dayı, dere kurbağasına döndüm. 1,5 kavanoz su içtim daha. Nereme su içeyim? Her yanım su ya. Al al Bulut. Sesim geliyor mu? Ses var mı? Dayı, şimdi konu Almancılarla ilgili açacağım, o Nazilerle ilgili. Tatil köyüne gitmiştim. Orada bir tane Almancı bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım kolunda bir kesik vardı. Kesiğin nedenini sordum. Naziler kesmiş kolunu çocuğun. Bu konuyla ilgili bir şey soracaktım. Yani sizin orada da var mı böyle şeyler? Azeri Türk'ü bokundan boncuk mu buldun? Amına koydumun değerlisi seni. Ne biçim gülüş lan öyle? İyi. Orospunun çocuğuna bak. Misket mi sıçtın da gülüyorsun lan? O nasıl gülüş öyle? Bir şey söyle. Varsa biz de gülelim. İyi. Ruhunu siktimin ruhsuz iblisi ya. Şimdi kardeşim, Nazi o Almancı arkadaşının sadece kolunu kesmiş. Yani şükretsin. Belki üflemişlerdir de ona. Adamı sikerler burada, siker. Size insan hakkı, insana özgürlük, bilmem ne diye Avrupa var ya, Avrupa. Avrupa, sen az önce soruyu soran. Kardeş, beni duyuyor musun? Duman kardeş. Hani Avrupa pompalıyor ya insan hakkı falan.
Sen burada bırak polis arabasına taş atmayı. Polisle yüksek sesle konuş. Sadece yüksek sesle götüne direkt sanayi cereyanı sokuyorlar. Polis arabalarının arkasında büyük jeneratörler var. Sen git Marco Paşa'ya anlat derdini amına koyayım. Sen vatandaş mısın? Polisin üstünde ağa mısın? Amıcık deyip götüne copu ısıtıp sokuyorlar. Ya alışmışsınız gariban Türk polisine sapan atın, piriket atın. Birisi eternit vurdu polisin kafasına. Üzüldüm adama ya. Amına koyayım. Polis şapkayı mapkayı bıraktı kaçtı. Siz bulmuşsunuz lokum gibi polisi, artistlik yapın. Burada polis demek, bakın Almanya'daki arkadaşlarım isterse bana desin ki yalan konuşuyorsun. Haşa tövbe haşa. Burada Allah'tan korkan falan yok. Burada Allah da peygamber de polis. Burada polisi gördüğün zaman direkt götünde bir düğüm hissediyorsun. İçinden bir şey çıkıp gidiyor. Boksör, bacını kroselerimle yere yıkayayım boksör. Amına koyduğumun çocuğu. Neyin hesabını yapıyorsun lan sen? Çık git lan bu odadan, yıkık orospu çocuğu. Boksör müsün, ne ananın amısın? Amına kodumun çakalı. Yani polis dediğin zaman burada durup düşüneceksin güzel kardeşim. Sen askere, polise Türkiye'de taş atıyorsun. Efendim caddedeki yolda devletin taşlarını kırıp polis panzerlerine atıyorsun. Panzerin tekerini ısırıyorsun. He? Ya Coşkun kardeşim, Hakkari'nin polisi ne yapsın? Adamlar ne bok yesin? Polis ne yapsın? Panzeri ısırmış orospu çocuğu. Takma dişi kalmış, takma. Sen yaşlı bir orospu karısın. Niye panzeri ısırıyorsun ya? Panzer ısırılır mı amına koydum karısı? He? Bunlar birbirleriyle var ya, bunlar bizim ülkemiz neler çekti bu orospu çocuklarından? He? Ağrıda kürekle mi vurmuşlar polise? Ya bizim polisimiz var ya, Allah yar ve yardımcısı olsun ya. Ya bizim polisimiz kadar efendi, bizim polisimiz kadar insan yok, yok. Ulan bizim polisten duruyorsun, baba bir sigara versene diyorsun. Adam utanıyor, çıkarıyor sigara veriyor sana ya. Baba bir onluk ver, benzin koyacağız, adam çıkarıp para veriyor sana ya. Ha? Sen Alman'ın polisine bir bak, adam var ya sikiyle suratına vuruyor böyle. Esas duruşu alıyor seni. Girin bakın amına koyun, bak yabancıları nasıl dövüyorlar. Amına kodumun fetoşu, fetoş orospu çocuğu fetoş. Bizim polislerimizi dediğiniz gibi vatan haini çıkardı. Bizim MİT'i, özel timlerimizi vatan haini çıkardı namussuzlar. Sor kardeşim, sor. Oğuzhan sen de sor. Gözlerim ağrıdı. Amına koyayım bu çetin. Kapatın gidip yatalım ya. He? Aynen öyle. Aynen öyle. Yaksınlar. Kur'an çarpsın. STV'yi de yaksınlar. Hepsini yaksınlar. Dilaverdi. Mikrofon alacaksın da kardeşim, kısa konuşma o zaman. Aldın en az bir 5 dakika bir şeyler anlat ya. Vallahi anlat, tezgahı kapatacağız birazdan, uykumuz geldi ya. Ayıptır ya. Efendim. Ya siktir git, nereye gidiyorsun, şilafını da soktuk. Bu saatte şilafın mı olur? Bana de bari özellere, başkasına gideceğiz amına koyayım. Git. Kapat git lan o zaman hadi. Kapat git. Bu saatte senin uyuduğun nerede görülmüş lan? Ne bize şekil yapıyorsun? Allah Allah. Şimdi 1 metre yazı yazmışsın kardeş. Onu okuyacak göt yok bizde ya. Kıçını aç kurtlar yesin. Ben nasıl yiyeyim lan o kıçı? Serseriye bak. Allah Allah. Bu nasıl olacak bu iş ya? Biraz sakinleştirelim ortayı. Millet aldı başını gitti amına koyayım. Biraz daha iyi. Biraz daha iyi böyle. Şimdi evladım nokta at diyorsun da noktayı nereye atayım? Özelin kapalı, götün başın kapalı. 500 defa attık yazmıyor. Dınk yapıp geri geliyor. Allah Allah, muhannet biraz şey yapın ya. Oldu şimdi, tamam. Olmadı yine. Oh. Oo, aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Maskülen geliyormuş arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Güzel kardeşim. Ne diyor? Bu ne diyor? Bu yazıları takip edemiyoruz ki ya. Ebu bilmem ne. Ebu bilmem ne. Körpe karını götünden sikeyim. Ebu. Beni duyuyor musun? Ebcuhu. O karının şalvarına gireyim. Karının amını gıdı 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 gıdı
He? Amına koydum ungavat seni. O karının var ya, amını sağlı sollu tokatlarımla manyak edeyim İbne'nin çocuğu. Bu ne diyor ya? Doğu Pirinçek gelmiş geçmiş en büyük orospu çocuklarından. Ne söyleyeyim ben ona be güzel kardeşim ya? Evet. Of of. Asi burada mısın? Ya Reco arkamdan konuşur. Benim yüzüme karşı ne konuşacak? Reco'nun karısını sikeyim ben ya. Asi burada mısın Asi? Asi karizmatik. Şiirlerin prensi. Asi kardeşim. Ulan Asi kardeş gene mi razı oldun ya? Arkadaşlar Asi kardeşim geliyor gerçekten. O yanık sesiyle, o büyük yüreğiyle güzel bir şiir dinleyeceğiz. Biraz da duygusala bağlayalım. Sokayım siyasetinize. Öldürdünüz bizi ya. Lan vereceğiz, vereceğiz. Bir güzel şiir dinleyelim. Asi mal sende, yakala baba. Hayırlı akşamlar. Ekoel, ananın leşini sikim. Amına kodumun çocuğu seni. Küfretmeyin. Biraz tarz sahibi olun, biraz yaratıcı olun ya. Al al bak ben sana yaratıcı olayım. Senin o ananı var ya ananı. Böyle seçim münasebetiyle o kepçenin önüne atayım. Anana böyle seçim propagandası yaptırayım mahalle aralarında. Amına kodumun gavadı. He oldu mu? He? Nasıl oldu? İyi oldu mu? Ölünü götünden sikerim bak. Senin var ya o Google Earth'ten böyle hacca gidip de kendini hacı sanan babanı var ya. Tutar götünden sikerim bak. Namusunu siktiğimin pezevengine bak. Neyse ben mikrofonu bırakayım da baymayalım. Ekoel, ananla birlikte o trimde mantı açım, amına kodumun çocuğu seni. He? Ananla birlikte güreş tutayım, ananın belini büküm, orospu çocuğu. He? Araba sürerken yanlışla anana çarpayım da hastaneye götürme niyetiyle ormana götüreyim, amından götünde sikim. He? Amına kodumun pezevengi seni, şerefini, asiyetini sikim, onurunu, gururunu sikim, izzet-i itibarını sikim, elinden tutup da gözüne bakmaya kıyamadığın sevgilini götünde sikim. Amına kodumun orospunu çekip çıkarması da dümbüğün fırlatmaz seni he. Ananı sikerim, ananı orospu çocuğu. Akıllı olan götün başı oynamasın orospu evladı.